Bir şehirde yaşamın düzenli bir şekilde sürmesi için gerekli olan şeyler nelerdir? Enerji, yani elektrik, su, şehre gıda girişi, okullar, hastaneler, fabrikalar, posta ve kargo servisleri, temizlik işçileri ve araçları, kanalizasyon ve tüm bunların yönetildiği belediye. Yeryüzünde tüm bunlar açısından en mükemmel şehir hangisi? Yaşamın sorunsuz ve kusursuz sürdüğü az da olsa şehirler var. Ama en muhteşem şehirler insanların inşa ettiği şehirler değil. İnsan vücudundaki hücreler canlı değil de bu tuğla gibi taştan olsaydı ne olurdu? Böyle hücrelerle sadece taştan bir heykel olurduk, canlı olamazdık. Böyle bir yapı hareket edebilir miydi? Etmezdi. Yürüyebilir miydi? Yürümezdi. İnsan vücudu böyle cansız tuğlalarla inşa edilmemiş. Her bir hücremiz, yani tuğlamız, canlı bir varlık. O nedenle yürüyoruz, koşuyoruz, düşünüyoruz, ani refleksler gösterebiliyoruz. Bu taş tuğlanın tüm özellikleri bu kağıtta yazılı. Hepsi bir A4 kağıdına sığıyor. İnsan hücresinin şimdiye kadar öğrenilmiş tüm özellikleri ancak şu kitaba sığabiliyor. 1600 sayfalık bir kitaba sığıyor. Bu kitabı moleküler biyolojinin dünya üzerindeki en önemli bilim insanları yazmış. Yazılırken binlerce akademik makale, deney ve gözlemden yararlanılmış. İnsanın tuğlası, yani hücresi, bu kadar kompleks. İnsanın gözleri var, kalbi var, midesi, bağırsakları var, kulak burnu var. İnsan eşsiz bir sanat eseri. Ama bu sanat eserinin yapı taşı olan hücredeki sanat tüm bunlardan daha kompleks. Hücrede daha muhteşem yapılar var. Binlerce robot var. Ve insan bu akıl almaz hücrelerle inşa edildiği için mükemmel ve taklit edilmez bir varlık. Hücrenin yapısı küçük bir şehre benziyor. Bunlar ise hücre illüstrasyonları. Tıpkı bir şehir gibi. Her hücre ayrı bir belediye gibi. Böyle sınırları var. Hücre zarı yağ moleküllerinden oluşan canlı bir tabaka. Kapılar, algılayıcılar, reseptörler var. Beyinden hormonlar aracılığıyla gelen emirler hücre zarında bulunan algılayıcılara gelir. Buradan da sinyaller halinde hücrenin beynine, yani çekirdeğe gider. Bu emirler hücrenin hareket etmesi, bölünmesi, hatta ölmesi emrini verebilir. Sınırda güvenliği sağlayan özel reseptörler var. Bunlara benziyor. Bunlar besin maddelerinin girişine izin verir. Güvenlik görevlisi robotlar güçlü oldukları sürece zararlı maddeleri içeri sokmazlar. Bir şehirde en önemli şey nedir? Belediye binasıdır, valiliktir. Hücrede ise çekirdek. Burası hücrenin beyni. Hücre yazılımının, yani DNA'nın bulunduğu yer. Her bir hücremizde 3 milyar böyle baz çifti var. Sırada şehrimizin enerji santrali var. Bu dıştan yanmalı bir enerji motoru. Şu an enerji üretimi yok. Yakıyorum. Pistonlar harekete başlıyor. Şu an bu canlı bir motor. Enerji üretiyor ve minik bir ampul yanıyor. Elektriklerin kesildiği bir şehir düşünün. Her şey durur. Hücredeki enerji santrali mitokondridir. Hücredeki santraller bunun binlerce defa daha kompleksi. Her hücrede minik santraller var. ATP enerjisi üretiyor. Ve her hücrede bunun gibi yüzlerce santral var. Yağ hücrelerinde 200 kadar, karaciğer hücrelerinde 1000-2000 arası, kas hücrelerinde mitokondri sayısı 5000'e kadar çıkabiliyor. Çünkü en çok enerji orada gerekiyor. Bu 3D printer. Plastiği eriterek cansız nesneler üretiyor. Hücrede benzer fonksiyonlu fabrikalar var. Buna benziyor ama böyle cansız değil.
Ribozom canlı robotlar üreten bir fabrika. Hücrenin en sihirli noktası burası. Bizim bildiğimiz fabrikalar genelde tek bir ürünü imal eder. Ribozom ise 20 bin farklı ürünü imal ediyor. Hücrede neye ihtiyaç varsa burada üretiliyor. Hücrede kargo servisi var. Kinesin, dainin ve miyosin adlı araçlar var. Bunlar ne imal edilmesi gerekiyorsa onun formülünü çekirdekteki DNA'dan alıp buraya getiriyor. Ve ribozom o formüle göre taşıyıcı robotlardan ham madde istiyor. Taşıyıcı RNA gerekli amino asitleri toplayıp getiriyor. Peki bir hücrede bu 3D printer'dan kaç tane vardır? Her bir hücremizde bu fabrikadan en az 10 milyon tane var. Hayal etmesi bile zor. Milyonlarca 3D printer. Diyelim ki elim kanadı. Kan pıhtılaştırıcı protein gerekti. Böyle durumlarda ribozom fabrikaları art arda dizilip toplu üretim yapıyor. Böyle. Bu şekil üretime poliribozom, polizom deniyor. Endoplazmik retikulum hücrenin lojistik üssü gibi bir şey. Onu da şuna benzetebiliriz. Granüllü yani ribozomlu endoplazmik retikulum hücre çekirdeğine bağlı kıvrımlı platformlardır. Üzerine sıralı üretim tesisleri gibi ribozomlar var. Ribozomda üretilen proteinler endoplazmik retikulumda işlenir. Üretimi tamamlanan proteinler veziküller içinde paketlenip Golgi aygıtına gönderiliyor. Golgi aygıtı postane gibi. Endoplazmik retikulumdan gönderilen proteinler Golgi aygıtına geliyor. Proteinler Golgi aygıtında fonksiyonel değişimlere uğrar, etiketlenir. Sonra ince bir zarla kaplanarak gideceği yere yollanır. Golgi aygıtının bunun dışında hücre zarının yenilenmesi ve onarımı işlerinde de fonksiyonu vardır. Hücrelerdeki Golgi aygıtında bir arıza oluştuğunda kistik fibrozis ve Alzheimer gibi hastalıklar ortaya çıkıyor. Her belediyenin en önemli işi şehrin temizliğidir. Lizozomu böyle gösteriyoruz. Çöp kutuları şeklinde. Lizozom böyle basit değil. İçinde 60 farklı kimyasal sindirim enzimi var. Hücre içindeki atıklar, bozulmuş ya da yıpranmış, yaşlı organlar burada sindirilip yok edilir. Bu işleme otofaji denir. Diyelim ki hücrenin içine zararlı bir mikroorganizma girdi. Lizozom hemen harekete geçiyor. Hücre sınırındaki reseptörler alarm zili çalar. Önce bir zarla mikroorganizma sarılır. Lizozom oluşturulan kese ile birleşerek enzimlerini kese içine aktarır. Sonra sindirim enzimleri mikroorganizmayı parçalar. Son işlem atıkların hücre dışına atılmasıdır. Sindirilmiş mikroorganizma atıkları hücre dışına böylece bırakılır. Eğer lizozom fonksiyonlarında yetersiz olursa bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunların en önemlisi Tay-Sars hastalığıdır. Bu hastalığın kas zayıflığı, hareket ve yutma güçlüğü, görme ve işitme kaybı gibi belirtileri vardır. Yaşlandıkça ciltte kahverengi noktalar belirmeye başlar. Özellikle elde ve yüzde. Bunların sebebi nedir? Bunun nedeni lizozomun fonksiyonunu tam yerine getirememesidir. Lizozomun sindiremediği maddeler parçalanmadan birikir. Bu lekeler ortaya çıkmışsa hücrelerimizdeki lizozomlar çöplerin hepsini sindiremiyor, geri dönüştüremiyor demektir. Bu mini bir kağıt öğütme makinesi. Hücrelerimize protezom kağıt öğütme makinesi gibi çalışıyor. Diyelim ki bu problemli bir protein. Protezom bunu amino asitlere parçalar. Lizozom büyük organelleri sindiriyordu. Protezom ise proteinleri amino asitlere ayırıyor. Görevi biten proteinleri geri dönüştürüyor. Bu amino asitler daha sonra başka proteinlerin ham maddesi olur. Protezom çalışmazsa protein çöpler birikir. Sistem tıkanır ve bozulmaya başlar. Protezomun verimli çalışmaması Alzheimer, Parkinson ve bazı kanser türlerine yol açar. Bu yüzden bilim insanları protezomu hedef alan ilaçlar geliştiriyorlar.
Hücre bu organellerden ibaret değil. Hücrede her saniye gerçekleşen onlarca biyolojik süreç var. Ve bu işlemlerde yüzlerce hormon ve enzim rol alıyor. Mesela bu, hücre büyümesi, bölünmesi ve farklılaşması ile ilgili süreç. Bu ise insülin hormonunun hücre içinde sinyal iletimi ile glikoz alımını ve metabolizmayı düzenleyen süreç. Hücre içinde moleküllerin veziküller içinde taşınması, enerji üretimi ile ilgili genler, otofaji, geri dönüşüm sürecinin aktörleri, hücreye şekil veren, destek sağlayan, hücresel hareketleri düzenleyen protein ağları. Hücre öyle bir sanat eseri ki binlerce bilim insanı hücreyi inceliyor. Ama hala gizemi tamamen çözülemedi. 40 yılını hücre incelemesine veren bilim insanları var. Ve bu insanlardan 93'ü Nobel ödülü aldı. Moleküler biyolog Dr. Douglas X, hücredeki akıl almaz işleyişi şöyle anlatıyor. We turn to molecular biologist Douglas X. Bir canlı hücrenin ne kadar karmaşık olduğunu anlamak için binlerce makinenin birlikte uyum içinde çalışarak belirli bir görevi yerine getirdiği bir fabrikayı hayal edin. Ancak bir hücre aslında bu fabrikadan çok daha karmaşıktır. Çünkü fabrikalar kendilerini bakımda tutmaz. Onların bakımı insanlar tarafından yapılır. Dahası fabrikalar kendiliğinden yeni fabrikalar üretmez. Buna karşın, hücre içinde aşınan tüm parçalar otomatik olarak yeniden üretilir. Üstelik hücre, yalnızca kendini onarmakla kalmaz, aynı zamanda yeni bir hücreyi de üretir. İnsan yapımı fabrikalar bu olağanüstü sistemin yanına bile yaklaşamaz. Vücudumuzdaki milyonlarca robotu uyum içinde bize hizmet ettiren bir güçten bahsetmezsek ne olur? Bu milyonlarca organelin her birine bir insan kadar bilinç vermemiz gerekir. Bunu kabul etsek bile bu milyonlarca robotun uyum içinde çalışmasını açıklayamayız. İnsanın tuğlası böyle bir şaheser. İnsan böyle eşsiz bir sanat eseri değil de sadece taş tuğlalardan oluşmuş bir heykel olsaydı, peki bu taş heykeli sanatkarsız açıklayabilir miydik?